Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok kolay ve güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizin örmesi o kadar kolay ki mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. E, sevdiğiniz minik prenseslere boy boy örebilirsiniz. E, yapımı son derece kolay. Bel ölçüsünü aldıktan sonra... E, Öreceğimiz kız çocuğumuzun küçüklüğüne büyüklüğüne göre e, istediğiniz kadar yaşına göre lastiğimizi uzatalım. Lastiği uzattıktan sonra hemen trabzanlardan oluşan sıramızı uygulamaya başlayalım. Daha sonra e, zincirden oluşan sıramız var. Bakınız şurası yeni yuvalar hazırladığımız. Tekrar trabzan sırası, zincir sırası, trabzan ve zincir birbirini tekrar eden e, sıralarımızı örerek modelimizi tamamlıyoruz. Uç kısmına kirpik çalışması yapıyoruz. Sadece farklı olarak yine aynı buradaki çalışmamızın uç kısmında kirpiklerimiz oluyor. Bir adet ip kullandım. 3 numaralı tığım ipimin kalınlığına göre eğer ince ip kullanacaksanız 2-2,5 iki, iki numaralı tığla kullanabilirsiniz. Evet şöyle bir tane de düğme diktim ve düğmeyi ön tarafta kullandım. Üzerine de kalıcı sabit fiyonk çalışması yaptım. Şöyle iliğimin olduğu tarafa fiyongumu diktim. Şöyle düğmemiz bakınız. İliğimizi takıyoruz. Ve prenseslerimiz için güzel, şık bir etek çalışması oluyor. Evet, kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek eteğimizin lastik kısmını örmeye başlıyorum. İlk önce bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine girerek batıyorum. Sık iğne örüyorum. Ve diğer zincirlerimizin hepsini sık iğne olarak örüyorum. son zincirimize geldim sık iğnemi ördüm ve tamamladım birinci sıramız bu şekilde bitti bir iki zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum burada yapmamız gereken işlem bakınız iki zincirimizin hemen dibi şurası yanındaki yeri dış taraftaki şöyle görmüş olduğumuz iki katın dış katını alıyorum ve sık iğnemi örüyorum dış katı alıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Dış kattan sık iğnelerimizi örerek alıyoruz. Her iki yönde de dıştan alarak örüyoruz. Son ilmeğimi alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bakın sıramı tamamladım. Şöyle görmenizi istiyorum. Diğer sırama başlıyorum. Bakın bir 2 zincir. Hemen 3'te görünene batıyoruz. Bakın 1 2 3'te görünene batıyorum. Sık iğne. Yine dış taraftaki katından alıyorum. Dış katından öreceğimiz bebeğimizin ya da çocuğumuzun daha büyük yaşlar için bel ölçüsünü alalım. Bel ölçüsüne uygun olarak bu lastikten oluşan kemer kısmını tamamlayalım. En sonu mutlaka alıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar şöyle görelim. Çeviriyorum. Bakınız bir, iki, üçüncüye batıyorum. Dış kattan alıyorum. Her iki yönden de bu şekilde örerek yeterli ölçü olana kadar lastiğimizi tamamlıyoruz. Yeteri kadar lastiğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ama en güzeli santim olarak ölçümüzü vermek olacaktır. Şöyle tutuyorum. Diğer tarafa doğru çektiğim zaman 47 santim olduğunu görüyorum. Bir de belinin açılma ölçüsünü düşünelim mutlaka. İpin biraz dolgunca olduğu için daha az sayıyla daha büyük uzunluğa erişti. Ölçümüzü kontrol ettikten sonra şu şekilde ortalayalım. Bir uçla diğer ucu şimdi birleştirelim. Şuradaki bölümü atlayıp direkt kabartılı olan bölüm üzerine gelelim. Batalım ilmeğimi geçirelim. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir iki defa doluyorum. Ve hemen şuradaki bakınız kabartanın yanına batıyorum. Ve ikişer ikişer çekiyorum. Bir, iki, üç. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Bir zincir, iki doluyorum. Toplamda 6 defa bu işlemimi yapıyorum 3 oldu bir tane zincir 2 doluyorum dördüncü işlemimi yapıyorum bir zincir 2 iki doluyorum ikişer ikişer alıyorum 2 4 5 bir tane zincirimi çektikten sonra son defa girip ikişer ikişer çekiyorum 2, 4, 6. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bakınız. Şöyle yaptığımız zaman denk gelen yere batalım. Sizin ölçünüz farklı olabilir. En güzel ölçü bu şekilde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Biraz ileriye geçiyorum. Hemen dibine değil. Bakınız bir kabartı atlayıp diğer tarafa batıyorum. İki defa dolayarak geçtim. Şöyle görelim. Bir, iki, ve üç. Bir kabartı atladım. Diğer kabartının hemen yanına battım. Bir zincir çekiyorum. İki defa tığımın başını doladıktan sonra tekrar ikişer ikişer altı trabzanımı örmek için ilerliyorum. Bir zincir. Tekrar bir zincir. 2 4 5 bir tane zincirimi çekiyorum iki defa dolayarak aynı yuva içerisine giriyorum ve şöyle büküyorum hemen bakınız kabartanın yanına gelerek batıyorum şöyle görmenizi istiyorum en güzel şekliyle bakınız tekrar tığımın başını doluyorum bir tane kabartıyı atlıyorum diğer kabartanın hemen yanına İki defa dolamış olduğum tığımı batırıyorum bakınız birini atlıyorum diğer kabartın hemen yanına gelerek batıyorum ikişer ikişer altı trabzanımı örüyorum aralarına bir tane zincir bir iki üç bir zincir iki defa doluyorum ikişer ikişer üç defa da çıkıyorum tekrar bir tane zincir bir iki ve 3. Bir tane zincir. 2, 4, 5. 2 tane doladım. Ve 6 trabzanımı yeniden ördüm. Hemen şöyle bakıyorum. Şuraya batıyorum. Çok fazla gerdirmeyin. Dökümlü olsun. 2 defa doluyorum. Hemen batıyorum daha sık da yapabilirsiniz. Aynı işlemimi tekrar ederek başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Bir zincir. İpim benim biraz dolgun. 2, 4, 5, İpi ince olan arkadaşlarımız daha sık çalışsınlar. Hemen bu kez yanına batmak istiyorum. Biraz dökümlü olsun. Tığımın başını doluyorum. Yine hemen iki defa doladım. Daha yakınına batıyorum. Yani dökümü bu şekilde daha sık batarak dökümlü yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bir tane zincir. Birkaç tane şu grubumuzda bir yan yana yapalım. Biraz dökümlü olsun. bir zincir. Sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Sıramızı tamamlayarak geldim. Şuradan başlamıştık. Bakınız, birleştirme işlemine geçmedim henüz. Saymak istiyorum. 1 2 3. Daha sık yapmaya başladım. 4 5 6 7 8 9. Bakın bu ikisi yine aralıklı. 10 11 yine aralıklı 12 sık yapıyorum 13 14 15 toplamda 15 tane dilimimiz oldu hemen dibine batıyorum kaydırıyorum ilmeğimi 6 tane trabzanımızın ikisi sağ tarafta kalacak ortadaki ikinin üzerine zincirimi çekeceğim diğer iki de sol tarafta kalacak şimdi şuradan geçişimi yaparak bakın kaydırma yöntemiyle geçişimi yapıyorum trabzanımı da tepesine battım geçişimi yapıyorum 2 tane trabzanın üzerinden kaydırma tekniğiyle geçişimi yaptım 3 ile 4deyim 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum 2 trabzanı bakın 3cü ve dördüncü trabzanı yanına batıyorum 1. 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 trabzanımı atlıyorum. 2 trabzanımın ortada bakınız. Bunun hemen yanına batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 trabzanım arada kalıyor ve batıyorum. Yeni yuvalar hazırlıyorum. 1 2 3 4 2 tane trabzan Şöyle iki tane trabzan diğer modelden iki trabzan bu modelden kalıyor. 1, 2, 3, 4 ikisini araya bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 iki trabzan buradan atıyorum. İki trabzan buradan batıyorum. 1, 2, 3, 4 ikiyi araya alıyorum. 1, 2, 3, 4 Başlangıç noktamızın bulunduğu yere kadar örerek geldim. Dörder zincirimizi çektik. ikişer trabzanımızı arada bıraktık. Ve geçiş aralarında yine dörder tane zincirimizi çektik. Ve sıramızın sonuyla başının bulunduğu yerdeyim. Şimdi dört tane zincirimi çektim. Bakınız kaydırarak gelmiştik. Başlangıçta dört zincirle başlamıştım. Hemen yuvanın içerisine şu şekilde giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. İki defa tığımın başını doluyorum ve 6 tane zincirimizle dahil tırabzanımızı alttaki şekliyle örüyoruz. 1 tane zincir. 2 doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Sayalım. 2 4 5 2, 4, 6 tane trabzanımız oldu. Şimdi tam ortaya batıyorum. 6. İki defa başını doluyorum. yuvaya giriyorum. İkişer, ikişer çekerek ilerliyorum. Araya bir zincir. Yine 6 tane trabzanım örüyorum. Bu dilimiz bundan ibaret. Bu kadar kolay. Bir zincir, 2, 4, 5 araya batıyorum toplamda 6 trabzanım olunca şöyle görelim bu şekilde örerek sona kadar ilerleyelim. Sıramı tamamladım. İkinci kez başa kadar geldim. Şimdi geçişimizi yapıp yeni yuvalarımızı zincirlerimizi çekerek kuracağız. Kaldığım yerden bakınız hemen batıyorum. Ve ilmek kaydırarak ilerliyorum. aradaki iki tane trabzanımızı ördüm ilmek kaydırarak geldim araya geçiyorum tekrar ilmeğimi kaydırdıktan sonra aradaki iki trabzanım üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 arada bırakıyorum tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektikten sonra buradan 2 diğer taraftan 2 atlıyorum 1 2 3 4. Araya iki tane trabzanımı yeni modellerimi korumak için örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan 2, buradan 2 atlıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. Ortaya 2 alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Buradan 2, diğer taraftan 2. Ve bu şekilde bir sırada zeminimizi hazırlıyoruz. Bir sırada trabzanlarımızı örerek dilerseniz birkaç renkte kombin ederek istediğiniz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Evet şimdi ben biraz büyütmek istiyorum. Eteğimizi ben örmeye devam ettim ve biraz büyüttüm. Bir 2, 3, 4, 5, 6 toplam 6 sıra ördüm. 2 sırada tamamladık. Bir tanesinde trabzanımızı bir tanesinde ise yuvalarımız için zincirimizi çektik sıralarımızı. Ve bu iki sırayı tekrar ederek iki sırada yani yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ederek yeterli ölçüye ulaşana kadar ördüm. Şimdi son sıramızı örmek istiyorum. Yine yuvamı hazırladım. Zincirlerimi çekerek yuvam hazır. İpimin olduğu yere geliyorum. Geçişimizi yaparak hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincirimi çektim. Üzeri için kirpik çekiyorum. Kirpiğimi 1, 2, 3, 3 tanesi kirpik için ve geri dönerek 1, 2, 3 geri dönüyorum. Elimi tutmuş olduğum 5. zincir içerisine kirpiğimi çalışıyorum. Hemen zincir çekmeden iki defa tığımın başını doluyorum ikişer ikişer alıyorum. Yine 3 tane zincir çekip kirpiğim için ara boşluğa gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Araya zincir çekmeden iki defa başını doluyorum. 3 defada çıkıyorum. Üzerine 3 tane zincirimi çektikten sonra kapatıyorum. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece üzeri için farklı olarak 3 kirpiğimizi oluşturacak zincirleri çekip batıyoruz. Araya zincir çekmiyorum. 1 2 3 batıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 2 4 6.yi ördüm. 3 zincirimi çekip hemen batırarak burayı kapadım. Şöyle görelim. Hemen zincir çekmeden araya giriyorum atıyorum. Yine zincir çekmeden iki defa doluyorum. İkişer ikişer yukarıya çıkıyorum ve üç tane zincirimle bir önceki grupla yapmış olduğum işlemin aynını yaparak kirpik oluşturarak altı trabzanımı eteğimin uç kısmı için uyguluyorum. Üçüncüyü ördüm. Üç zincirimi çekip batıyorum. Dördüncü için 1-2-3 batıyorum 1-2-3 bakalım şöyle 2-4-5 1-2-3 altıncı ördüm zincir çekmeden hemen batıyorum zincir çekmeden hemen iki dolayarak diğer yuvaya geçiyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir uçtan diğer uca kadar. Şimdi en son birleştirmemizi yapalım. Ve şuradaki bakınız. Trabzanımızın en üstüne gelerek batıyorum. Araya battıktan sonra bir tane zincirimi çekip burada pekiştirip ipimi kesiyorum. Ben daha öncesinden yeteri kadar ipimi kesmiştim. Kalan ipimizi arkaya gizleyelim. Görünmeyecek şekilde. Biraz uzun kalmış. Birkaç gizleme işleminden sonra keselim. Şöyle düğümümüzü atalım. Evet. Ön olarak ben tam düğmemin olduğu yeri kullanmak istiyorum ama önce şöyle eteğimizi görmenizi istiyorum. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle. Arkasını da çevirip bakalım. Santim olarak ölçüsüne bakalım santim olarak ise 25 santim. Sizler dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz tabi. Bir tane düğmemin karşılığına ilik çalışması yapmak istiyorum. Hemen zincirden basit ilik çalışması yapalım. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Tam düğmemin karşısına gelecek yere batıyorum. Bakınız en tepeye değil karşılığına batıyorum ipimi alarak zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 biraz büyük düğme kullandığım için 6 tane zincir çektim Sizler kullandığınız düğmeye göre zincirimizi çekersiniz 1 2 3 atıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve içeriye gizliyorum yeterli olacaktır hiç merak etmeyin Kalanları hemen keselim. Çirkin görüntü olmasın. Diğerini de aynı şekilde içi doğru alıyorum. Önde kullanıyorum düğmeyi dilerseniz sizler yanda da kullanabilirsiniz. Şu şekilde düğmemi diktim ve üzerine ben katlamış olduğum kurgaleden bir tane fiyonk çalışması yaptım şöyle fiyonkumu da tam şöyle şuraya gelecek şekilde dikmek istiyorum kalıcı olarak dikiyoruz göstermek istiyorum şuraya dikiyorum bakınız iliğin hemen yanındaki ilk uygun yere dikiyorum biraz da diğer düğüm tarafı diğer tarafa kalacak şekilde ayarlıyorum ve hemen kendi rengiyle büyük bir iğneye taktım şöyle birkaç tane dikişimi atıyorum ve burada hep sabit olacak bu bakın derin aldım şimdi şuraya düğümümüzü de attıktan sonra Bakın şu şekilde. ileğimi takıyorum, hiç engel olmuyor ve düğmem de görünmüyor. Evet, bu şekilde eteğimiz tamamlandı. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.